Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir telefondan başka bir telefonun ekranına nasıl ulaşırız onu göreceğiz. Önümde iki tane telefonum var. Bu benim telefonum olsun. Bu da diğer telefon. Telefona her iki telefona da uygulama indirmemiz gerekiyor. İlk önce uygulamalarımızı indirelim. Play Store'a giriyoruz. Buraya Zaten linkini de size bırakacağım. Team yazıyoruz arkadaşlar. Şurada en üste çıkan TeamViewer for Remote Control. Bu uygulamayı indiriyoruz. Bu telefona indirdim. Ben de inmiş halde. Aynı şekilde bu telefona da aynı uygulamayı indiriyoruz. Buraları geçiyoruz. Bendeki bu cihaz biraz yavaş eski arkadaşlar. O yüzden yavaş. Bu telefondaki işimiz bitti. Kendi telefonumuzdaki uygulama kurma işlemimiz bitti. Buna da aynısını kuruyoruz. Kurulmuş bir şekilde zaten onda bu uygulama. Yalnız Ekranı ekranını göreceğimiz telefona bir tane daha ek uygulama indirmemiz gerekiyor. Onu da zaten burada gösteriyor. Yani bizim bu telefona ulaşabilmemiz için bir ID numarası lazım. Bu telefonun ID numarası. O ID numarasına da bu uygulamayı indirdikten sonra ulaşabileceğiz. Ve o numarayı kendi telefonumuzun ID numarası sorduğu yere yazdığımız zaman bu telefona artık kolayca ulaşabileceğiz. Uygulama insin. Evet arkadaşlar uygulama indi. Ben o arada videoyu biraz durdurdum. Şu elimin altında telefonumun ID numarası var. Onu paylaşmak istemiyorum. Çünkü bu numarayı bilen herkes bu telefona bağlanabilir. Şurada bir ayarlar diye yazıyor. Buraya girdiğimiz zaman bizim bilinmeyen kaynaklara izin vermemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak e, telefona bağlantı kuramayız. Geri geliyorum. Tekrar ID numaramın olduğu yere gelecek. Evet şurada bir kısmını gösteriyorum size. Bu numara artık bu telefonun kimliği yani bize ait olmayan telefonun kimliği. Bunu şöyle örne örneklendirebiliriz. Bir tanesi bizim bir tanesi de diyelim ki annemizin telefonu. Annemizin telefonundaki ID numarasını kendi telefonumuzda ID numarası soran yere gireceğiz. Bu ikinci yüklediğimiz uygulamayı açıyoruz bu telefonda. Bu telefonda da ilk yüklediğimiz uygulamayı açıyoruz. Hemen açalım. Görüyorsunuz burada bir ID numarası soruyor. Karşı cihazdaki telefonun ID numarasını geliniyor. Şimdi bu telefondaki ID numarasını hemen ben buna yazıyorum. Evet arkadaşlar buradaki ID numarasını buraya yazdım. Şimdi ben buradan izin vermem gerekiyor. İznimi verdim. Burada bir uyarı çıkıyor. İsterseniz bunu e, tamamen bir daha gözükmesin diye ayarlayabilirsiniz. Burada ilk girdiğimiz için bazı uyarılar var. Bununla ne olduğunu size söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi soldaki telefonun ekranı artık sağdaki telefon yani bizim telefonumuza geçti. İnternet bağlantısı üzerinden ekran yansıtmayı buradan yapmış olduk. Biz kendi telefonumuzda hareket ettirdiğimizde orada tuşlama yerindeki bir ok işareti gözüküyor. Yalnız bu uygulama ile ilgili size bazı bilgileri vermem gerekiyor. Evet güzel bir uygulama ama bunu şöyle sanmayın. E, telefondaki bu telefonu sağdaki telefonu, soldaki telefonun bilgilerine ulaşma veya kontrol etme olasılığınız yok. Sadece bu bir ekran yansıtmadır. E, dedim ya bu annemizin telefonu olabilir. Annemiz telefon kullanmasını tamamen bilmiyor olabilir. Sıkıştığı yerde bize e, telefonu kontrol etmemizi isteyebilir. Ona tarif edebilmek amacıyla, ekranı görebilmek amacıyla böyle bağlanarak onun ekranını kendi telefonumuza yansıtıyoruz. Sadece komut giremiyoruz. Sadece ekran görebiliyoruz. E, bu bir dezavantaj olabilir. E, artık ne amaçla kullandığımıza bakar bu ama genelde e, telefon tamircileri veya bilgisayar tamircileri bu şekilde programlar kullanabilirler. Ayarlamayı komutları siz ona söylüyorsunuz. O e, karşıdan sizin verdiğiniz komutlara göre artık telefonunda işlem yapabilir veya e, size burada görmesini istediği bir şey olabilir. Bağlanabilirsiniz. Bu bir casus yazılımı falan değildir. Yanlış anlaşılmasın. Eee cihaz sahiplerinin illaki birbirleriyle haberdar olması gerekiyor. Çünkü uygulamanın kurulması gerekiyor. Oradaki ID numarasının da bilinmesi gerekiyor. Ve her bağlandığınızda telefon onay istiyor bağlantı geldiğine dair. Bu kabul edilirse o şekilde görülebiliyor. Anlatmak istediklerim bu videoda bu kadardı. Eğer sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.